Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Bir sevincimi paylaşayım. Lise arkadaşım Mehmet Çobanoğlu burada. Yaklaşık belki de 15 yıl olduydu görüşme dedik. Bir Ramazan'da herhalde en son görüştüğümüzde Tire'de. Allah razı olsun kendisinden, eşi de burada. Tabii benim için ayrı bir mutluluk oldu, Allah razı olsun. Deli dolu lise çağlarımız aklıma geldi az önce yanında otururken. Şükür hamdolsun. 150. beyti okumuşuz burada. Pardon, 150'den devam edecekmişiz. Öyle dediler. İnşallah. Hekim hasta olan cariyenin üzerinde elini gezdirerekten onunla konuşuyordu. Bir önceki oydu. Hatta bugünkü tıpçılara da atıfta bulunmuştuk, doktorlara. Karşıdan bakıyor, neyin var? Öyle demiyorlar mı? İşte hasta da diyor, şuyum 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 var. Neredeyse iğneyi karşıdan atacaklar. Öyle tedavi edecekler. Bugünkü hekimler eski hekimler gibi değil. Oradan devam ediyoruz. Burada Hazreti Pir kendisi konuşuyor. Bir adamın ayağına diken batınca ayağını dizi üstüne koyar. Bir kimsenin bir tarafında bir acı ağrı varsa acı ağrı olan yeri kıymetlenir. Ayağınız ağrısa ayağınızı koyacak yer ararsınız. Onu muhafaza edersiniz. Eliniz ağrısa elinizi koyacak yer ararsınız. Muhafaza edersiniz. Bir kimsenin kalbi ağrırsa nereye koyacak? Hadi elini ayağını koyacak bir yer buldun. Hadi gözüne bir merhem sürdün. Hadi kulağına bir damla damlattın. Olmadı, gözüne bir damla damlattın. Acaba kalp acısı çeken, kalp ağrısı çeken kalbini nereye koysun? Bu acıyı, bu sancıyı neyle geçirsin? İğne ucuyla diken başını arar durur, bulamazsa orasını dudağıyla ıslatır. Şimdi tarımla ilgilenenler, daha önce bağı bahçesi olanlar daha iyi bilir. Böyle çalılıkların içerisinden geçerken insanın bir tarafına iğne, o çalılardan batar bir şey. O küçücük çalılardan bir şey batınca onu çıkarırken kırılır ucu, içinde kalır onun. Ve oraya ancak ıslataraktan, elinize battıysa ıslatırsınız, nemletirsiniz. Ondan sonra oradaki o iğneyi veyahut da çalının veyahut da ne bileyim çırpının kırıntısını, kıypıntısını çıkarırsınız. Çünkü canınız orada atar. Bir yeriniz ağrıyorsa vücudunuzda sanki canınız orada atıyormuş gibi olur. O yüzden Hazreti Pir diyor ki eğer bir tarafınıza bir iğne batarsa siz orayı, o iğneyi çıkarmak için nemlendirirsiniz, ıslatırsınız. İğne ucuyla diken başını arar durur. Bulamazsa orasını dudağıyla ıslatır. Hani küçük bir iğne alırsınız da o dikeni çıkarmak için etrafını oyarsınız, ıslatırsınız. Ondan sonra o dikeni oradan çıkarmaya çalışırsınız. Ayağa batan dikeni bulmak bu derece müşkül olursa yüreğe batan diken nicedir? Cevabını sen ver. Ayağına, eline, vücudunun herhangi bir yerine bir iğne batsa ve ucu kaybolsa. Benim ayağıma dikiş iğnesi battı. Bulamıyoruz. Hastaneye gittik. Hastanede ortopedi uzmanı Ömer Bey vardı. Lokal anestezi yaptı. Çekiyor röntgeni, yarıyor oraya. Bulamıyor, kanter içinde kaldı. Bir daha kesti, yine bulamadı. Röntgende görüyor, iğne yürüyormuş çünkü. Bana soruyor arada. Acıyor mu diyor, acımıyor dedim ben.
İşte bulamadı. En sonunda baktım sıkıntılı, kanter içinde kaldı. Hocam ne oldu dedim ben. Ya dedi Mustafa Bey, iğneyi bulamıyoruz bir türlü dedi. Ondan sonra içimden düşündüm kendi kendime. Allah'ım dedim ya, bu bütün ayağımı yaracak, bulacağım derken dedim. Aklıma geldi. Hani kim bir kaybı, bir şey kaybederse Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ruhaniyetine 11 İhlas, bir Fatiha bulun okursa bulmasında Cenab-ı Hak ona yardım eder diye sufilerin böyle bir kendi içinde inanışları vardır. Yattığım yerden 11 İhlas bir Fatiha okudum. Geylani Hazretleri'ne dedim ayak gidiyor. Gel dedim şuna bir bak. Ondan sonra doktor neredeyse evraka evraka diye dışarı çıkacak. Ama buldu. Demek ki ayağına bir diken batarsa bunu bulmak ve çıkarmak bu kadar güç. Hazreti Pir müthiş bir şekilde bizi farklı bir yöne sevk ediyor. Acaba diyor, yüreğine batan dikeni nasıl çıkaracaksın? Hani yine Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ki, aşk acısıdır, acıların en büyüğü. Onun devası yoktur. Onun şifası yoktur. Her şeyin şifası vardır. Aşk acısının şifası yoktur. Her şeyin bir merhemi vardır. Ama yürek yarasının merhemi yoktur. Her şeyin bir ameliyatı vardır. Ama aşk acısının ameliyatı yoktur. O öyle bir acıdır ki dokunmaya görsün. Dokundu mu bil ki ebediyen o acıyı çekersin. Bir taraftan büyük bir mutluluktur. Ne o acıyı çekmekten bıkarsınız, ne de o acıyı kaybetmek istersiniz. Böyle bir deli düşüncesidir. Ne kaybetmek istersiniz, ne de o acıdan kurtulmak istersiniz, ne de onun şifasını istersiniz. Ve hiçbir aşık hiçbir zaman o aşıklık derdinin dermanını aramamıştır. Her çerçöp mesabesinde olan gönül dikenini göreydi, gamlar, kederler herkese el uzatabilir miydi? Her şey gönül dikenini göreydi, yani herkes bu gönül hastalıklarına normalde anlamış olsaydı, gönül hastalıklarından pişmiş olsaydı, bunları herkes anlayacak olsaydı, bunun devasını bulmak, bu problemi çözmek herkesin işi olurdu. Ama bu mahrem bir mesele, özel bir mesele. O gönüle batan dikeni çıkarmak herkesin işi değil. Herkesin işi olmadığından dolayı ehli az. Ehli az olunca ne yazık ki o ehlini arayıp bulmak lazım. O yüzden Hazreti Mevlana Mesnevisinde okyanusun içerisinde inci aramak gibi der. Gönül hastalıklarının şifası, gönül çiziklerinin şifası ve onun bu noktada onun derdine derman olacak şeyi herkes bilmez. Bilgi vardır, okunarak elde edilir. Bilgi vardır, tecrübe ederekten elde edilir. Ama manevi öylesine bilgiler vardır ki bunlar okunarak elde edilmez. Bunlar ancak tecrübe ederekten, yaşayaraktan elde edilir. Her bilgi okunaraktan elde edilmez. Elde edersiniz, okursunuz onu ama o hal ile hallenmezsiniz. Hocam bir ilahiyat fakültesinde az önce bahsi geçen profesöre şunu demişti.
Hocam, siz dedi bir gün bir geceyi biliyor musunuz? Biliyorum dedi. Biz bunu yazdım, ben bunu yazdım kitabımda dedi. Hocamın cevabı çok müthişti. Ancak bir sufi cevabıydı bu. Bunu kurgulasanız o cevabı veremezdi. Hocam dedi ki, hocam yaşadınız mı dedi. O hocam gene dedi ki, ben bunu yazdım ama dedi. Hocam yazdığınızı sormuyorum dedi. Yaşadınız mı? Bunu yaşadınız mı? Hatta hiç unutmuyorum. Hocam böyle göğsünü kapattı. Ben yaşadım dedi. Ben bulundum dedi. Bir gün bir gecenin içerisinde bulundum dedi. Bir gün boyunca hem oruç tuttular, hem sema ettiler, hem zikrettiler, hem ilahi söylediler. Bir gün bir geceyi ben de yaşadım onlarla beraber dedi. Ben yaşayan birisiyim dedi. İşte okuma ile zahiri bilgi ile yaşamanın arasındaki fark budur. Siz ameliyatı en güzel şekilde okuyabilirsiniz. Hiç ameliyata girmediyseniz siz ameliyatı kitap üstünde biliyorsunuzdur. Fiiliyatta yoktur o. O yüzden fiiliyatta olmadığı için hiç kimse ondan ameliyat olmaz kolay kolay. Tecrübe gerekir. Tecrübesiz bilgi insanı doğruya götürmez. Bunu hocam diyor ki, ona kanıt gerekir diyor ya, bilgide kanıt gerekir. İşte sufiler bunu tecrübe etmek, tecrübe olarak görüyorlar. Sufi tecrübe eder. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti kerime? Bilmek bu manada okumaktan ibaret değil. Okumak çok önemli. Birinci şart. O kimse muhakkak okuyacak. Ama dokunmak var ya, tecrübe etmek, onu yaşamak. Namazın farzını okursunuz. İstediğiniz kadar 1000 sefer namazın farzını okusanız, namaz kılmadıkça onu yerine getirmemiş sayılırsınız. 1000 sefer orucun farziyetini okusanız ama bir sefer tutmazsanız onu yaşamamış sayılırsınız. Önemli olan bilginin yaşanabilir olan kısmının yaşanması gerekendir. İşte Hazreti Pir diyor ki, eğer ki gönül dikenini çıkarmak herkesin işi olsaydı herkes bunu çıkarırdı. Ehli aranmazdı. O yüzden gönül dikenini çıkaracak olan Şems. O içerideki kabzı attıracak olan Şems. O içerideki olmazsa olmaz, doymak bilmeyen, boşluğu doldurma yolunu anlatacak olan Şems. Bir Şems gerek ki tecrübe etmiş olsun, sizi de tecrübeye doğru yönlendirsin ve size gönül hastalıklarını anlatsın ve size tecrübeyle gönül hastalıklarından nasıl kurtulabileceğini, gönül perdelerinin nasıl aşılabileceğini anlatsın. Onu tecrübe etmiş olan, tecrübeye dayandırmış olan, bilgisini yaşayaraktan harmanlamış, tecrübe etmiş olan gerek. Öyle demiştim ben Hazreti Mevlana ile alakalı kitap yazan bir kimseye. Dedim, harika yazıyorsunuz, çok güzel. Şemsiniz var mı? Durdu. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi Şems'ten sonra yazıldı. Şems'ten önce değil. Divan-ı Kebir'i Şems'ten sonra yazıldı. Şems'ten önce değil. Kim Hazreti Mevlana'nın Şems'ten önce bir risalesini getirebilir bize? Yok. Bir kitabını getirebilir? Yok. Ama Hazreti Şems'ten sonra Hazreti Mevlana'nın içerisindeki o derya coştukça coşuyor. Bir Şems gerek. Gönül dikenini çıkaracak maharetli bir el, maharetli bir göz gerek. Maharetli bir el, maharetli bir göz gerek. Maharetli bir kalp gerek. Eğer maharetli bir kalp değil ise çıkaramaz.
Maharetli kalp nedir? İhlaslı, samimi, kendisini maddiyata satmayan, kendisini heva ve hevese satmayan, bu noktada kendi gönül bilgisini az önce hocamın dediği gibi 19.90'a çevirmeyen. Eğer 19.90'a çevirince olmadı yine. Hani benim bu tarafımda çok eleştirilir ya, işte çok kızıyorsunuz böyle dini meseleleri paraya devşirenlere diye. Ben de diyorum ki hala daha kızacağım. Kızmaya devam edeceğim. İnsanları bu noktada uyarmaya devam edeceğim. Ayet-i kerimede sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz diyor. Ben de bir gün gelir size bu sohbetler bedava olmaz. Çıkışta bizim CD'mizi alın, kitabımızı alın. Herkes 5'er lira verecek dediğinde benim de sakalımdan tutup yüzüme tükürün. Hem de kansıraraktan tükürün. Bir gün gelir bu kendimizce yaptığımız işin karşılık olarak ücret talep etmeye kalkarsak sakalımızdan tutun yüzümüze kansıraraktan tükürün. Allah muhafaza eylesin. İşte bu ehil olanı bulmak gerek. Ehil olanı bulamazsak o zaman bizim kalbimizi deşelecek o. Olmadık yerlerde arayacak iğneyi. Olmadık bize ilaçlar koyacak önümüze. Bir türlü tedavi olamayacağız biz. İlaçlar bozacak bizi. Çünkü teşhis doğru değil. Teşhis doğru olmayınca tedavi doğru değil. Teşhis doğru olsa dahi ne yazık ki ehil değil ise tedavi edemeyecek bizi. Bize bir sürü kendince sayısal rakamların içerisinde boğulmuş zikirler talim ettirecekler bize. Kendilerince bir sürü adetsel önümüze bir şeyler koyacaklar. Ve diyecekler ki şunu şöyle yaparsan böyle olur. Sabah namazından önce güzel bir abdest alıp kıbleye doğru yönelip işte bilmem kaç yüz tane besmele-i şerife çekersen oğlun hapisten kurtulur diyecekler. Biz bilmem kaç tane bilmem ne çekerekten katil olan oğlumuzu hapisten kurtarmaya çalışacağız. Bunun da adı din olacak. Veyahut da bilmem kaç tane bilmem ne çekersen kızın kocaya varır diyecekler. Bunun adı din olacak. Biz bilmem kaç tane bilmem ne çekerekten kızımız kocaya varsın diye uğraşacağız. Bunun adı din. Bunu söyleyen adamın da lakabı şeyh olacak. Yok kendince diyecek ki hiç çalışmayan, gayret etmeyen, mücadele etmeyen, o konuda kendince belirli ilmi, fikri, fenni almayan bir kimseye ben sana şu kadar okursam sen böyle olursun diyecek. Biz ona bir de cebine para koyacağız. O bilmem ne bu kadar okudu da bu olacak denecek ve bunun adı din olacak. İşte nasıl ki küçücük bir hastalığınız varken ehil bir doktora gitmez, ondan ehil bir tedavi sistemi almazsanız hastalığınız büyür. Hazreti Pir, Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ki sen seli baştan önle. Seli baştan önce, baştan önle, sivilce küçükken müdahale et ona. Hani meşhur tabir vardır ya, kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork. Sen hastalığı baştan önle. Hatta hasta olmazdan önce hastalığı önle. Az ye, az konuş, az uyu. İyi insanlarla beraber ol. İyilerin yanında dur. İyilik safında bulun. İyi düşün. İyi niyet et. Hastalıklarını önle. Bu hiç hasta olmayacaksın demek değildir. Ama hastalıklarını önle. Hani sufilerin bu noktada da beslenme sistemleri vardır ya, hep anlatırım. Bir şey paketlenmiş, yeme onu. Bir şey endüstriyel olmuş, yeme. Hatta sufiler bazen derim ya, kirazın yanından küçücük bir tane kiraz çıkmış, yemez onu. Patlıcanın kenarından çatallaşmış bir patlıcan daha çıkmış, yemez onu, almaz da onu.
Domatesin yanından bir tane daha küçük bir sivrilmiş oradan bir şey. Sufiler o domatesi de almazlar. Derler ki bunun fıtratı bozuk. Fıtratı bozuk. Sebzeden uzak durduğun gibi fıtratı bozuk insanlardan da uzak dur. Ancak onlara nasihat etmek için git. Ancak onlara nasihat etmeye çalış. Ama fıtratı bozuk domatesi yemediğin gibi fıtratı bozuk bir kimseyi de kendine dost edinme. Hazreti Peygamber'e uyardı. Sakın ha dedi. Onlarla dost olma. Senin kalbini onlara çeviriveririm. Ya Allah'ı zikreden, Allah'ın Kur'an'ına, Allah'ın adetullahına ve sünnetullahına uyan. İyilerle beraber ol. Allah'ı zikredenlerle beraber ol. Zikre tabi olan, yani Kur'an'a tabi olanlarla beraber ol. Bakın bu bizi birinci derecede maddi ve manevi hastalıklardan koruyacak. Hani az önce hocam okudu ya, içkiden uzak durun diye. Hastalıktan uzaklaştırıyor bizi Cenab-ı Hak. Uzak durun diyor. Uzak durun. E işte biz önce kendi önlemimizi kendimiz alacağız. İkincisi, bir hastalık bize bulaştıysa onun tedavisi için ehil bir doktora gideceğiz. Sizin gözünüz ağrısa siz dahiliyeciye mi gidersiniz? Var mı gözü ağrıdığında dahiliyeciye giden? Yok. Dizleri ağrıyınca göz doktoruna giden var mı? Yok. Kalbi sıkışınca dahiliyeciye giden, şeye, ortopediste giden var mı? Yok. Herkes rahatsızlığının doktoruna gidiyor. Rahatsızlığının doktoruna git. O zaman kalbi rahatsızlıklara da muhakkak manevi olarak manevi şemslere gitmek gerekir. Bir kişi eşeğin kuyruğu altına diken kor, eşek onu oradan çıkarmasını bilmez, boyuna çift atar. Zıplar, zıpladıkça da diken daha kuvvetli batar. Dikeni çıkarmak için akıllı bir adam lazım. Bakın, teşbihe bakın, tasvire bakın. Bir eşek düşünün, bir eşeğin kuyruğunun altına bir diken koysanız. Pıtrak dikenleri deriz biz. Pıtrak dikenleri vardır. Bayındırda, ovada çok olur. Önceden pamuk ekilirdi, pamukların arasında olurdu. O pıtrak dikenini eşeğin kuyruğunun altına koy. Eşek akılsız çünkü. Akılsız olunca onu zıplayaraktan, kalkayaraktan, çift ataraktan ondan kurtulmayı düşünür. Eğer sende de eşek akıllılık varsa sen o dikenden kurtulmak için zıplar durursun. Zıplarken de sadece kendine zarar vermezsin. Etrafına da zarar verirsin. Evde bir aile fertlerinden birisinin başı ağrımış olsa bütün aile fertlerini rahatsız eder, üzer mi? Evet. Başı ağrıyor çünkü. Herkes üzülür. Sen başının ağrımasını tedavi et. Ya da hiç ağrımıyormuş gibi tebessüm et. Hane halkını üzme. Hane halkını bu noktada hüzne boğma. Hastalığını sakla içinde. O zaman sen hastalığını içinde saklamayıp da evde of püf diyorsan sen aslında ilgi çekmek istiyorsun. Benimle ilgilenin. Of, çok başım ağrıdı. Ay, ayağımı şuradan şuraya kaldırın. Kendisine ilgi çekmek istiyor. Diyor ki baba, ey hanım, bu ara sen benimle çok ilgilenmiyorsun. Gel beni sev, merhamet göster, şefkat göster. Bak benim başım ne kadar ağrıyor. Veyahut da kadın bunu yapıyorsa erkeğe şunu diyor. Benimle ilgilenmiyorsun. Gel biraz benimle ilgilen. Bak başım ağrıyor benim. Yok işte kolum ağrıyor. Ya kolumu nereye koysam acaba? O şunu diyor. Bey, gel benimle ilgilen. Veyahut da bazı anne babalar vardır. Çocukları başında toplamak ister. Sanki son nefesini veriyormuş gibi. Bize de öyle bir telefon gelmişti. Teyzem aradı, dedi ki anneniz vefat ediyor. Gelin helallaşın. Biz güldür 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 geldik. Sabah namazına yakın abimle beraber başında teyzem oturuyor ağlamaklı.
Bizim yeğen Yasin okuyor başında, tam bir ölüm estantenesi gibi. İçeri girdim, yok Azrail yok orada. Annem de ellerini kavuşturmuş, mübarek, Allah rahmet eylesin, ölüme hazır. Ellerini böyle ölünce kavuşturuyorlar, öyle kavuşturmuş. Ben girdim içeri şimdi, eğildim, hu dedim, tak açtı gözünü. Azrail değilim dedim, oğlun Mustafa. Ölecek ya, hoş geldin dedi. Hoş bulduk dedim. Eline bir para koydum. Dedim ki, bunu tanırsan senin olacak dedim. Baktı, 50 lira dedi. Kafamı kaldırdım ben. Ölmeye niyeti yok daha dedim. Parayı tanıdı çünkü. Parayı tanıdıysa ölmeyecek. Ölüm noktasında olan kimse para tanır mı? Hastalığın şifası gerek. O da çocukların dedim bizi özlemiş. Hiç sıkıntı yok. Evet rahatsız ama bizi özlemiş. Çocuklarını görmek istiyor. Öyle annem enteresan bir kuyucuydu. O yüzden neyse biz tabii aldım ben onu götürdüm yine hastaneye acil servisten. Hastanedeki doktor da arkadaşım çıktı zaten. Haydi bir tedavi, bir iki saat. İyileşti annem bir iki saat sonra. Dedi hadi götürün beni eve. Götürdük. Yani abim de ayıp söylemesi yanında balık getirmiş. Bir baktım balık kesiyor abim. Hastalık filan bitti yani. Şimdi bir kimsenin rahatsızlığını bilip teşhis etmektir önemli olan. O yüzden akıllı bir kişi lazım ona. Akıllı bir kişi o rahatsızlığı çeksin alsın oradan. Ama insanlar akıllı kimselere gitmezse, tecrübeli kimselere gitmezse, hani ne diyor ayet-i kerime? Siz bilmediklerinizi gidip zikir ehlinden öğreniniz. Emir, bilmediklerinizi zikir ehlinden öğreniniz. Bilmiyorsun, bilmediğini bil. İyice kara cahil olma. Bilmediğini biliyormuş gibi davranma. Bilmiyorum de. Bilmediğini bilmek erdemliliktir. Bilmiyor. Bu birinci adım. Bilmediğini bilmiyor. Bu çok kötü. Bilmediğini biliyor. Bu harika. İkinci adım. Bilmediğini biliyorsan öğrenmek için adım at. Bu sana farz. Bakın bu sana farz. Bilmediğini biliyorsun, öğrendin, bilmediğini biliyorsun. Bunu öğrenmek için çaba sarf etmen farz. Biz farzı sadece namaz, abdest, oruç, bir de yaşın son dönemine 70'inden sonra elimize baston alıp 10 kişi bize hizmet edeceği zaman haç olarak görüyoruz. Adama soruyorum, ya bu yaşta seni neden gönderdiler buraya? Diyorum çoluğun çocuğun seni ölsün diye mi gönderdi buraya? Oğluna telefon açtım İstanbul'da. Dedim ya neden gönderdiniz bu adamı bu yaşta tek başına? Ölsün diye mi gönderdiniz burada? Ne dese iyi. Hocam mübarek topraklarda ölsün diye düşündük. Onu farz olarak görüyor kendince. Öğrenmek farz. Öğrenmek farz. Biz bunu terk ettik toplum olarak, Müslümanlar olarak. Biz Allah affetsin dini namaz, abdest, oruç, sakal, cübbe, örtü, manto noktasında tuttuk. Allah muhafaza eylesin. Bunların hepsi de olması lazım. Bunları reddediyormuş gibi bir şey düşünmeyin. Ama asıl öğrenmemiz lazım. Biz eğer çok özür dilerim, çok çok özür dilerim. Bu eşek tasvirine benzememek için
akıllı bir kimseden öğrenmemiz lazım. Bu diken nasıl çıkar? Zıplayarak mı çıkar? Kalkayarak mı çıkar? Parende atarak mı çıkar? Yuvarlanarak mı çıkar? Bunu öğrenmemiz lazım. Eşek dikeni çıkarabilmek için can acısıyla çifte atar durur ve yüz yerini de yaralar. Eğer bir kimse bilmediği bir meselede bir bilene danışmazsa sadece kendisine zarar vermez, etrafa da zarar verir. Bilmiyorsun, git bilmediğini bil ve öğren onu. Öğrenecek bir yol seç kendine. Eğer öğrenmezsen perişan olacaksın. Sen de etrafın da. O diken çıkaran hekim üstattı. Halayın her tarafına elini koyup muayene ediyordu. O dikeni çıkaran hekim üstattı. İşinin ehliydi. İşinin ehli olana üstad denir. O demircilikte üstattı. O kimyada üstattı. O genetik ilminde üstattı. İşinin ehli. O söz, kelime kullanmakta üstattı. Şiirler yazdı. O hikayede üstattı. Öylesine hikayeleştirdi ki yaşanan olayları biz yaşıyormuşuz gibi gözümüzün önünde canlandı. İşinin ehli ve halayıktan hikaye yoluyla dostlarını, ahvalini sormaktaydı. O bu noktada tecrübeli, üstün akıllı, işinin ehli, o halayıktan yani o cariyeden hikaye yoluyla onun dostlarını arıyordu. Bir hakikate erişmek için direkt sormayabilirsiniz. Hikaye yolunu seçmek. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberlerden hikayeler anlatır bize. O hikayelerle bize hakikati anlatır. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine de emreder. Sen der geçmiş peygamberlerin hikayelerini anlat. Geçmiş peygamberlerin hikayelerini anlatmak bu manada farz oldu. Geçmiş hikayeler, sufiler de geçmiş sufilerin hikayelerini anlatırlar bu ayet-i kerimenin ışığı altında. O zaman işte hikayelerle bir hakikati anlatmak, hikayelerle hakikate gitmek bir yol oldu. Hazreti Mevlana da Mesnevisinde bir hikaye anlatıyor ve hikayenin başında da diyor ki işte bu bizim hikayemizdir diyor. Ne? Cariye ve padişahın aşkını anlatıyor. Demek ki Mesnevi'de hikayelerle hakikat anlatılır. Mesnevi bir hikaye kitabı değildir. Mesnevi hakikatlerin, hikayelerin içerisinde anlatılan Kur'an tefsiridir. Hayatın tefsiridir. İşte hikaye yoluyla doğruyu bulma, hikaye yoluyla hakikati görme, hikaye yoluyla hakikati anlatma. Bu muhteşem bir şeydir. Ve kız bütün sırlarını hekime açıkça söylemekte, kendi durağından, efendilerinden, şehrinden ve şehrinin dışından bahsetmekteydi. O halayık bütün hikayeleri ne yapıyordu? Hekime anlatıyordu. 160'tan inşallah Allah izin verirse bir dahaki ay devam edeceğiz. Allah izin verirse inşallah. Daha fazla sizi yormak istemedim. Hakkınızı helal edin. Şu gelen sorularınıza da bakayım. İnşallah gecemiz sonlandırılsın. Eşim çok alkol alıyor. Nasıl vazgeçirebilirim onu? Bir sefer bir kimseye bir şeyden vazgeçirmek için ona vazgeç vazgeç demekle o kimse vazgeçmez. Alkol alanların değişik psikolojik takıntıları vardır. Onları hemen reddetmeyin, onları hemen itmeyin. Onlarla diyalog kurun, empati kurun. Onlarla dost olun, arkadaş olun. O muhakkak onu oraya iten
bir psikolojik, psikolojik bir sendrom vardır, bir sebep vardır. Onu bulmadan o kimseye alkolü bıraktırmanız güç. Ha birilerine gidersiniz, bilmem kaç bin tane bilmem ne oku, onun suyuna alkolü bırakır der, okursunuz. Veya bilmem nerede bir şeyh var, kim elini öpüyorsa alkolü bırakıyor derler. Ben onlara girmek istemiyorum, onlar benim yolum değil. Yok. Evet. Onlar benim yolum değil. Bu noktada bir şey de demem hiç kimseye. Ama bir kimse alkol alıyorsa, devamlı alkol alıyorsa onun psikolojik, psikolojik bence problemleri vardır. Onunla oturup konuşmak lazım. Onu o tarafa iten nedenleri, etkenleri, sebepleri araştırmak lazım. Eğer bu kimse evliyse, mesela örneğin eşi bu konuda biraz daha hassas davranmalı, biraz daha sevgili, biraz daha sevecen, biraz daha yakın davranmalı. Yani bu noktada kadınlara biraz fazla iş düşüyor. Bizim kadınlarımız ne yazık ki bu konuda çok maharetli değiller. Yani ben bir erkekteki sapmaları kadına bağlarım, kadındaki sapmaları da erkeğe bağlarım. Evliyse. Evli değilse çocuktaki sapmaları anneye babaya bağlarım. Çocukta bir sapma varsa kendinize bakın. Kendinize bakın, bir başkasına bakmayın. Eğer eşler arasında bir sapma varsa eşler kendilerine bakacaklar. Yani işte erkek evde yemek yemiyor. Kadın şikayet ediyor. Kocam evde yemek yemiyor. Ben de diyorum ki ya sen muhteşem bir sofra hazırlasan, saçını başını yapsan, boyansan, dayansan, süslensen, desen ki aşkım yemek hazır. Bu adam ahmak mı? Yani sen sabahleyin kalktın. Kaçta adam işe gidiyor? 8:30'da. Sen kadın olarak işte 6'da kalktın, 6:30'da. Saçını başını düzelttin, duşunu aldın, adama geldin. Adama bülbül gibi şakıdın da adam kalkmadı mı? O adam kalkmadıysa boşan zaten o adamdan. Olmayacak. Olmayacak. Veyahut da yani örneğin bir adam geldi eve şen şakrak. O aşkım güzelim nasılsın, iyi misin, günün nasıl geçti? Adam girmiş içeri, büyük bir neşe kaynağı. Evin neşesi gelmiş, evin adamı gelmiş. Kadın da dönüp ona iyiyim işte. Ya yok, olmayacak. Dakika bir, gol bir. Bir, iki, üç, adam ne yapacak? Mahkeme duvarı gibi o kadını mı seyretmeye gelecek? Adam şöyle düşünecek işten çıkarken. Adam gideceğim şimdi eve gene. Nasılsın diyeceğim. İyiyim işte diyecek. Aman lanet olsun gitmeyeyim. Onu diyecek. Hangi arı çiçeğe konmaktan vazgeçer? Hangi arının önüne bal kondu da yemedi? Hangi iyiden kaçar? Ancak eşek akıllılar iyiden kaçar. İyi, güzel, doğru. Kim kaçar bundan? Kimse kaçmaz. Ancak eşek akıllıdır. Zaten onunla evlilik de yürütmek zulümdür. Ona da zulüm. Neden? Bırak eşek eşekle yaşasın. Sufilerde şöyle bir tecrübe vardır. Çok affedersiniz. Bok böceğinin rızkıdır bok. Siz onun önüne ekmek koyarsanız ona zulmetmiş olursunuz.
insana zulmetmiş olursunuz. Ne yapacaksınız? Bok böceğini bokun içerisine koyacaksınız. O sabahtan akşama kadar bok yuvarlayacak. İşi o. O ona müsait. İstidadı ona uygun. Allah bizi affetsin. Ticarette söylenen yanlış veya yalan söylemi nasıl affettirebiliriz? Eyvah! Kulak girdi. Nasıl affettireceksin? O ticaret sahipleri ki yalan söylemezler. Ölçüyü karıştırmazlar. Ölçü ve tartıda eksiklik ve noksanlık yapmazlar. Onlar o ticaret sahipleri alimlerden önce cennete girer. Alırken yalan söylememek, satarken yalan söylememek, Allah muhafaza eylesin. Bütün hepsiyle de helallaşması lazım ticaret yaptıklarına. Bilmediğinizi zikir ehlinden öğrenin ayeti Kur'an'dan hangi ayettir? Vallahi ben bu kadar ayetlerin numaralarını bilmiyorum ama hepinizin bizden akıllı cep telefonları var. Hemen yazar bulursunuz. Bilmediklerinizi. Evet. O yazın şeye, şuna bir telefonlarınıza söyleyelim. Hazreti Google'a sorun. Çok nazlı bir validem var. Başı ağrısı ölüm moduna giriyor. Anlıyoruz. Türkiye'de tabii ki ilgi istiyor fakat bu şekilde rol yapması bir süre sonra itici oluyor. Hatta sinirlendiriyor. Elhasıl katlanacak mıyız? Yoksa bize bir tavsiyeniz var mı? Yok, bundan zevk alın. Gerçekten tat alın bundan. Bilin ki o böyle işte bundan istiyor. Siz hatta böyle etrafında onun pervane dönün, neşelensin, zevklensin, tatlansın, mutlu olsun. Siz onu bilin ama. Hatta eşler bile bunu yaptığında eşler bunu bilsinler ama bundan tat alsınlar. Şikayet etmesinler. Yani o kadın naz ediyor. Ay aşkım bugün çok başım ağrıdı. Vay öyle mi, öpeyim de geçsin. O onu istiyor onu. Onu normalde o tat alsın, bırakın naz yapsın biraz. Erkek naz yapıyor. Bugün neler çektim biliyor musun? Vay aşkım, bugün seni çok mu yordular? Al ayağının altına bir sandalye. Koy koltukta, ayağını da dik bakayım. Sana da bir kahve yapayım. Olmadı sana bir masaj yapayım. Olmadı bir tane kimono giy. Gel. Yoksa o bir tane kimono giyen birisini arayacak sonra. Sonra iş toplantısına gidiyorum diyecek sana. Yalan. Yok, bayi toplantısı varmış. Nerede? Tayvan'da. Uçak kalkıyor Bursa'dan özel. Tekstilcilerin hepsi de gidiyor. Oğlum dedim, bu tekstilcilerin hepsi de ne bayisi hepsi de? Tayvan bayisi. Eşlerine de öyle diyorlar. Biz müşteri ziyaretine gidiyoruz. Nerede? İhracat yapıyorum yani, ihracatta ve toplandık. Orada ihracat için müşteriler gelecekler. Harika. Kadınca ne yapsın kadın? Altında araba, yanında cep telefonu, kredi kartı var. 3 lira 5 lira harcıyor. Gitme dese bir dert, git dese biliyor. Bir can kuşa uçuyor bu. Ama yapacak bir şey yok. Allah muhafaza eylesin. O yüzden biz onların nazını böyle tatlılıkla çekelim. Uçuralım onları hatta. O böyle onun tadını çıkarsın. Ne kadar güzel. Ellemeyin. Tabii benim annem vefat etti ya şimdi. O yüzden rahat konuşuyorum bunu.
Ama bizimki de yapardı. Hatta telefonu kapatır. Komple. Ararız, ararız, ararız. Telefon cevap vermiyor. Haydi, olmadı kız kardeşimizi ararız. Annemin telefonu cevap vermiyor. Bir gün böyle öyle şey yapınca koşa koşa geldim ben. Ne oldu dedim, neden kapattın? Böyle güldü. Geldin ya dedi. Allah iyiliğine versin dedim ya. Bunu yapacaklar. Allah bizi affetsin. Ah, öpeceksin yanaklarından. Sen küsersen güneş darılır bana. Sen küsersen ay yüzünü göstermez. Sen küsersen benim ne sabahım belli olur, ne akşamım belli olur. Sen küsersen ne yediğimi bilirim, ne içtiğimi bilirim. Sen küsersen ben deli dervane olurum, pervane dönerim, kendimden geçerim. Duygusallığını koyacaksın, o bakacak. Yan ben küs... Anne ile eşin arasında fark mı var? Ha, eşine bu seronomiyi yapacaksın, annene yapmayacaksın. Duymasın annen onu. Duymasın. Eşine seronomi yapacaksın ayrı, annene ayrı seronomi yapacaksın. İkisini bir yerde yapma sakın. Yani ikisi de bir odada. Birine bir seronomi yapsan öbürkü diyecek ki vay kör olasıca. Seni büyüttüm, besledim, emzirdim. Elin karısına neler dedi bak. Ehli siyaset ol biraz. Sakın. Öyle birbirinin yanında öyle ikisinin böyle öyle yapacaksın zaman işin zor. İkisine bir seranomi yapman lazım. Bir de birine kelimeleri, cümleleri ona göre seçip tartman lazım. Bu benim işim değil. O yüzden zor. Allah muhafaza eylesin. Mecburiyetten soruyorum, bankadan kredi çekip umreye gidebilir miyiz? Biz arkadaşlara bunu tavsiye etmiyoruz. Bunu tavsiye edenler varmış, hakkınızı helal edin. Biz tavsiye etmiyoruz. Bir kimse kredi çekerekten umreye gitmesin, yapmasın bunu. Sonuçta bu çok elzem bir şey değil çünkü. İlla ki ömreye gidecek, kredi kartı çekecek. Ben onu çok uygun görmüyorum. Bazıları diyorlarmış, ya işte orası için çekilir. Ya yapmayın ya. Bir kimseyi ömreye götürmek için, ondan $100 kazanmak için bunu söylemeyin. Rüyamda kendimi bire içerken iki sefer gördüm, her seferinde uyandığımda şükürler olsun rüyaymış dedim. Sen tövbe et, öyle rüyaymış deyip geçme. Öyle... Kendi kendine rüyayı yorma. Rüyada bira içtiğini gördüysen haramla iştigal etmişsin. Tövbe et. Allah muhafaza eylesin. İbadetlerimi ve zikrimi artırdığım zaman dünyadaki her şeyden soğuyorum. İnsanlardan, yemekten, gezmekten ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dünyalık yaşasam o zaman daha da sıkıntı. Namaz kılarken dahi dünyalık düşünüyorsun. Çizgiyi düzeltemedim, bir şeyleri bilip bilmeyenleri içinde susup yaşamak. Bir yıldır beden burada, ruh başka yerde yaşıyorum. Bu durum aşırı dalgınlık, unutkanlık yapıyor. Geceleri rüyamda gerçek yaşıyorum. Burası rüya gibi geliyor. Her şey boş, anlamsız. Hayat zor. Bu bir kabız hali. Sufilikte kabız hali denir buna. Bunun normalde yolu bir kimse dinini de dünyasını da iki kanatlı kuş gibi götürecek. Hem bir tarafında dünya ile alakalı mükellefiyetliklerini yerine getirecek. Bir taraftan da dinle alakalı mükellefiyetlikleri yerine getirecek. Bazı insanlar da din ve dini yaşamak saplantı haline geliyor. Böyle bir şey olmaması gerekir. Yani bu biz bakın çok dini yaşantıyı çok basit bir şekilde kendimce tarif edersem haramlardan uzak duracağız. Farz ibadetlerini yerine getirmeye çalışacağız. Haramlardan uzak duracağız.
farz ibadetlerini de yerine getirmeye çalışacağız. Ve hiç kimseye zarar vermemeye çalışacağız. Yapabilirsek faydalı olabildiğimiz yere kadar faydalı olalım. Bu bize temel olarak, din olarak bu bize yeter. Bakın temel olarak. Bunun üzerine zaman içerisinde koyabilir miyiz? Evet. Dünyayla alakalı da biz kendimizce, kendi dairemizde üzerimize düşen vazifeyi yapacağız. Çalışıyorsak çalışmamıza, ticaret yapıyorsak ticaretimize ehemmiyet gösterip işimizi yapmaya gayret edeceğiz. Bu konuda da boş vermek, gevşemek yok. Hakkınızı helal edin. Hem Orhan hocamı hem de beni sabırla dinlediğiniz için hepinize de teşekkür ediyorum. Bir daha ayın kaçında? 3 Nisan'da Allah izin verirse buradayız. Buyurun. Buyurun hocam. Tabii. Ne zaman? 21 Mart mı hocam? Nevruz günü özellikle yaptım. 21 Mart mı? 21 Mart Nevruz günü Sabancı Kültür Merkezi'nde hocamın orada bir etkinliği olacak. Bütün kardeşler davetlidir. Teşekkür ederim. Geceniz hayırlı olsun inşallah. Alkış yok.